the legs here. 46 times, broke world records. 46? 15 years old, he broke the first world record. Boyu 147 santimetre olan bu kahramana ABD medyası Jeb Herkül ismini verdi. 46 records break. For sure he break this all records I think. 1983-86 yılları arasında gençler kategori bayrağına, ismine, soyadına kavuşmuştu. Türkiye'nin ismini sayısız organizasyonlarda, olimpiyatlarda, turnuva ve şampiyonalarda en yükseklere taşıyan Naim Süleymanoğlu. Guys, I was crying in this one, okay? Seriously, because I find these histories very, very, very beautiful. Hi everyone and welcome back to Abi React Show, guys. Here we go again with Turkish videos, guys. In this video, I will talk, I will react, okay, to one of the most important and successful, okay, Turkish sportsmen. Absolutely, yes, we are talking about Naim. Guys, names, Turkish names, like, are very, are very easy, actually, okay? Surnames, guys, surnames are so hard. Naim, perfect. The surname is Süleymanoğlu. Come on, man, names are beautiful. Surnames, a nightmare for me, seriously. Naim Süleymanoğlu. Absolutely, yes, okay? Pocket Hercules. Absolutely, guys, I'm very curious. I already saw a song. I'll give you my reaction to a song dedicated to him. That was a beautiful song. But today, guys, I will react to this video that I think that are the best moments of his history as a sportman. And I cannot wait, guys. So let's go and let's enjoy this video. Let's go, guys. Where was he? Okay. Oh, wiggle of the hips. No, come on, mate. Mamma mia. Unbelievable. Oh, incredible. And he let it down as if it was a schoolbag. 190 kilograms. He's too little for, like, he's too little. Come on, guys, he's too little for that. Look at here. Oh, wiggle of the hips. No, no, come on, mate. Come on, Naim. Look at the legs. Look at the legs here. Let's see, it will be very beautiful this video. Kendi ağırlığının 3 katını kaldırır. No, please, please, please. I need... You already know Turkish, so no need subtitles. I need subtitles, so let's go. Kendi ağırlığının 3 katını kaldırırken Naim Süleymanoğlu'nu izlediniz. 2 gün önce kaybettiğimiz Naim Süleymanoğlu, dünyanın her yerinde cep herkülü, dünyayı kaldıran adam ve Türk süpermeni olarak tanınıyordu. Bak, bu isimlerin Hercules. Hiçbirisi... Bu isimlerin hiçbirisini Naim önermemişti. Zaten kendinden bahsetmeyi hiç sevmezdi. Tam 46 kez dünya rekoru kıran Naim, bu isimleri kazanmıştı. What I think that is an error with subtitles, because actually they say that Naim, who broke the world record 46 times, earned this name. 46 times? I think there is an error. cannot be real. 46 times? Broke world records? 46? I think that is an error, guys, with English subtitles. Tam 46 kez dünya rekoru kıran Naim, bu isimleri kazanmıştı.
Cep Herkülü. Naim Süleyman Ali 1967 yılında Bulgaristan'da doğdu. Bulgar hükümetinin asimilasyon politikaları doğrultusunda tüm Türklerin soyadı gibi Naim'in de soyadı asimile edilmişti. Halter'e daha çocukken başlayan Naim Süleymanov ilk uluslararası madalyalarını daha 15 yaşındayken kazandı. Brezilya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda ilk dünya rekorunu kırıp 2 altın madalya kazanarak 15 years old he broke the first world record. He's 15 years old. Want to gold medals and become the champion. 15 years old, guys. What? I spent in all my days playing PlayStation when I was 15 years old. This is impressive. Turnuva şampiyonu. Wow, what a video. What a 1983 video. Yılında ABD'de yapılan turnuvada dünya rekoru kırarak tüm ABD medyasının odak noktası oldu. Boyu 147 cm olan bu kahramana ABD medyası Cep Herkül ismini verdi. Bu isim o kadar popüler hale geldi ki Naim Süleymanoğlu artık dünya çapında Cep Herkül olarak tanınmaya başladı. 46. Dünyayı kaldıran adam. Naim Süleyman. The man who lifted the world, what the biggest page on the... For sure, 46 records break. For sure, he break his own records, I think, because how can you break 46 records in one discipline? Is it possible? He keep breaking his own records, I think, at one point. What a beautiful video, guys. What a beautiful video. Gençler kategorisinde 13. Büyükler kategorisinde 50 rekor, yani toplam... Gençler kategorisinde 13, büyükler kategorisinde 50 rekor, yani toplam 63 rekor kırarak halter tarihinin en büyük sayfalarını yazıyordu. 1984 yılında kendi tarihini... Guys, he made like... 63 records in 3 years, like, how is possible? Are these subtitles okay? 63 records in 3 years, like, 3 years? I don't know. It's like impossible, it's impossible. 1984 yılında kendi ağırlığının 3 katını kaldırarak tarihi rekora imza attı. 3 times. His own weight, guys, is impossible. He was one of two people who lived three times the weight until that today. So there is just another person in the whole history of the world that did this. Mamma mia, what a beautiful video I'm watching. 1984, 85 ve 86 yıllarında 3 kez ard arda yılın sporcusu seçilen Naim'in ikinci lakabı da belli oldu. Naim'in isminden dünyayı kaldıran adam olarak bahsedilmeye başlamıştı. Türk süpermeni. 80'lerde Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan baskılar artık dayanılmaz noktaya gelmişti. Dönemin başkanı Todor Živković asimilasyon politikasının şiddetini arttırmıştı. Bulgar hükümeti ismiyle Bulgaristan... Even as far as I'm going to do... ...sana dünyaya tanıtan sporcuyu bile Türk kimliği ile kabullenememişti. 1984 yılında Naim Süleymanov'un ismi hükümetin kararıyla Naum Shalamanov... Wow, Naum Shalamanov? The government decision. ...olmuştu. Naim'in artık bu baskılara tahammülü kalmamıştı. Dönüm noktası ise 1986 yılında Avustralya'da yapılan Dünya Halter Şampiyonası oldu. Naim kaldığı otelde görüştüğü Türk yetkilileri yardımıyla Avustralya'da bulunan Türk Büyükelçiliğine sığındı. Daha sonra dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel müdahalesiyle Türkiye'ye geldi. He came to Turkey with a special. Dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı. With a special help of Turkish President Turgut Özal. I don't think that Bulgarian president was that happy for this thing. I don't think so. Turgut Özal'ın özel müdahalesiyle Türkiye'ye geldi. Bu
basit bir iltica değildi. Naim Süleymanoğlu yıllar sonra özgürlüğüne, bayrağına, ismine, soyadına kavuşmuştu. Türkiye'nin ismini sayısız organizasyonlarda, olimpiyatlarda, turnuva ve şampiyonalarda en yükseklere taşıyan Naim Süleymanoğlu, aynı zamanda Bulgaristan'da yaşayan Türklerin de sesi oldu. Türklere yapılan baskı... The voice of Turks living in Bulgaria, a person of Turks has been heard for the world. Wow. What a history. Like, sports can change the world, sports and music can change the world, and this is a fact. This is a fact. For sure. Wow, what a beautiful video, like one of the most beautiful videos that I saw last month, I think. Absolutely amazing. Tüm dünyada duyularak tepki çekmeye başladı. Aynı zamanda Türkiye'de halterin popülerleşmesini sağlayan Naim Süleymanoğlu'ndan medyada bu sefer de Türk süpermeni olarak söz edilmeye başladı. Yeah, because when a man, when a person becomes successful in sport, everyone follow that sport. It's happening in Italy too, okay? Now we have a very good players at tennis, so like a lot of people are focused on tennis. When we have a very good person doing a sport, a lot of people will get to that sport, and it is, and I think that is something very positive, absolutely yes. Naim Süleymanoğlu tüm başarılarına ve dünya çapındaki ününe rağmen çevresinde samimi ve mütevazi insan olarak tanınıyordu. Oh, wow. Uzun bir süredir yoğun bakımda tutulan Türk süpermeni 18 Kasım 2017 yılında aramızdan ayrıldı. Wow, 2017 now, 5 years ago. Wow. Oh. I didn't even saw he's with Turkish president here. Naim Süleymanoğlu'nu yakından tanıyan gazeteci Doğan şunları söyledi. Naim çok içine kapanık biriydi. Fazla konuşmayı sevmezdi. Bilmiyorum nedendir ama çok gülmezdi. Ama göçmenleri çok severdi. Bütün Bulgar göçmenlerine evi açıktı. Göçmen öğrencilere burs verirdi. Wow. Wow, guys, what, like, I'm gonna cry in this one, it's so beautiful, such a beautiful history. What a true legend, like, 63 record break, like, crazy, guys, crazy, some people are just born to be legends. Seriously, guys, some people has this mentality and to give everything that they have to do what they want to do, and it's something very beautiful, which I admire very much. Guys, what a beautiful and emotional video. Let me know in the comments what you think. Guys, I was crying in this one, okay? Seriously, because I find these histories very, very, very beautiful. Let me know in the comments what you think about this one, and I'll see you in the next reaction. Ciao tutti, ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!